Herkese merhaba. Samsung Galaxy A serisi orta ve üst segment arasında köprü vazifesi görmesiyle bir hayli ilgi çekmişti. Şimdi Samsung bu serinin 2016 model seçeneklerini piyasaya sundu. Bu yılın başından itibaren piyasada görmeye başladığımız A3, A5 ve A7 modeller içerisinde görmüş olduğunuz A7 2016, Galaxy A 2016 serisinin şu anki en üst modeli olma özelliğini taşıyor. 5.5 inç 1920x1080 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekran barındıran Galaxy A7 2016 oldukça şık görünen bir akıllı telefon. Galaxy A serisi biliyorsunuz metal gövdeyi ve önde arkada yer alan Corning Gorilla Glass 4 ekran camlarını orta üst segmente getirmişti. Daha önce Galaxy Note 5'te ve Galaxy S6, S6 Edge gibi telefonlarda görmüş olduğumuz bu tasarımı, bu yapıyı şimdi Galaxy A 2016 serisi sayesinde daha uygun fiyatlı telefonlarda da görüyoruz. Galaxy A7 2016 diğer A5 ve A3 modellerine göre biraz daha üst sınıf havasını hissettiriyor. Yine önde ve arkada camlar var ancak bu 2.5D, 2.5D kavisli camlar kenarlara doğru biraz daha fazla kavis yapıyor. Böylelikle bu telefonu elinize aldığınızda biraz da sanki bir S6 Edge tutuyormuş havasını elde ediyorsunuz. Tabii ki kavisli bir ekran yok ancak kenarlara doğru kavis biraz fazla olunca biraz daha ekrana kavisli ekran görünümü kazandırılmış. Telefonun kenarlarına baktığımızda gerçekten ince işçilik var. Tıpkı S6'da görmüş olduğumuz gibi ya da Note 5'te görmüş olduğumuz gibi metal tuşlar da söz konusu. Solda güç, solda ses tuşlarını, sağda da güç butonunu görüyoruz. Galaxy A7 2016'da çift SIM kart desteğine sahip. Bu tepside hem nano SIM kart var, nano SIM kart yuvası var, hem de micro SD kart yuvası var. Micro SD kart yuvasını ikinci bir SIM kart içinde kullanmanız mümkün oluyor. Bu kart yuvası 128 GB'a kadar kapasiteye sahip kartları destekliyor. Alt tarafta micro USB portunu, 3.5 mm kulaklık jackını, hoparlörü ve mikrofonu görüyoruz. Üstte de ikinci mikrofon yer alıyor. Arkada 13 megapiksel kamera, LED flash ve Samsung logosu dikkat çekiyor. Galaxy A7'nin 5.5 inç ekranın etrafını çevirleyen çerçeve gördüğünüz gibi bir hayli dar. Bu telefonun yaklaşık 175'lik bir ekran yüzey oranı var. Böylelikle 5.5 inç ekranlı bir telefona göre Samsung Galaxy A7 2016 daha düşük yüzey alanına, dolayısıyla daha kolay ve daha rahat tutuşa sahip oluyor. Telefonun ekranı Super AMOLED teknolojisine sahip, geniş görüş açılarına ve yüksek parlaklığa sahip, dış ortamda rahatlıkla kullanmanız mümkün oluyor. Full HD çözünürlüğe sahip, yaklaşık 400 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Bu da Galaxy A7 2016'ın ekranında fotoğrafları, web sitelerini, videoları oldukça rahat şekilde görmenize olanak sağlıyor. Görsel deneyim açısından bu telefon oldukça iyi. Telefonda 8 çekirdekli Exynos işlemci var. Türkiye'deki satılan versiyonlarında Samsung'un kendi işlemcisi bulunuyor. Bunun yanı sıra telefonda yine 16 GB dahili hafıza bulunuyor. 16 GB sabit, sadece tek bir seçenek var ancak microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da arttırmanız mümkün oluyor. Telefonda 3300 mAh kapasiteli bir pil var. Oldukça yüksek kapasiteli bir pil. Pil kullanımını ve diğer uygulamaları görmüş olduğunuz Smart Manager'dan yönetebilirsiniz. Yaklaşık 2 günlük bir tek şarja kullanım imkanı sunuyor bu telefon. Ve eğer biraz daha ultra güç tasarruf modu veya ultra pil tasarruf modunu kullanırsanız pilde çalışma süresini biraz daha uzatmanız mümkün olabilir. Telefon kategori 6 LTE desteğine de sahip. Böylelikle 1 Nisan 2016'da faaliyete geçmeye başlayacak olan 4.5G servislerinde bu telefonla yüksek hızlara ulaşmanız sunulacak. En yüksek hızlara ulaşma potansiyeliniz olacaktır. Belki kategori 6 LTE'nin sunmuş olduğu 300 megabit saniyelik hıza ulaşmanız mümkün değil. Zaten o teorik bir hız. Ancak şebekeniz ne sunuyorsa bu telefonda da onu yakalamanız mümkün olacak. Galaxy A5 2016'da baktığımızda Android 5.1.1 Lollipop'u görüyoruz. Bunun üzerinde TouchWiz kullanıcı arayüzü var. TouchWiz kullanıcı arayüzü S6, Note 5 gibi telefonlardan alıştığımız şekilde karşımıza çıkıyor. Çok fazla bir değişiklik yok. Samsung Türkiye'nin yüklemiş olduğu çeşitli hediyeli uygulamalar var. Bunun yanı sıra yine Google uygulamalarını görüyoruz. Microsoft'un uygulamaları da dikkat çeken uygulamalar arasında görmüş olduğunuz gibi Word, Excel, PowerPoint var. Böylelikle A7 2016'yı hareket halinde bir ofis gibi de kullanmanız mümkün oluyor. Bunun dışında söylemiş olduğumuz gibi Smart Manager adı verilen bir optimizasyon ve yönetim uygulaması da var. Yine S-Health, S-Voice bu gibi uygulamaları, Samsung uygulamalarını görüyoruz. Aynı zamanda FM radyo da var. İnternet bağlantısını kullanmadan doğrudan kulaklığınızı takıp A7 2016 ile radyo keyfini yaşamanız da bu telefonla mümkün kılınıyor. Kamera tarafına baktığımızda Galaxy A7 2016'nın arkasında 13 megapiksel
Önde de 5 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Kamera arayüzü Galaxy S6, Note 5 gibi 2015 model telefonlarda gördüğümüz tarzda, ancak bazı özellikler yok. Örneğin HDR otomatik mod yok. Bunun yanı sıra 4K video kaydı yok. 60 saniyede 60 kare hızında 1080p video kaydı yok. Bu gibi özellikler desteklerden yoksun. Ancak fiyatına göre yani uygun düşecek bir kamera deneyimini sunuyor. Kamera ile ilgili detayları inceleme yazısında bulabilirsiniz. Önde de 5 megapiksellik bir selfie kamerası var. Özellikle yüz güzelleştirme araçlarıyla çektiğiniz görüntüyü biraz daha farklılaştırmanız mümkün oluyor Galaxy A7 2016 ile. Galaxy A7 2016'nın ekran altında bulunan ana ekran tuşunda parmak izi okuyucusunun bulunduğunu belirtelim. Oldukça hızlı çalışan bir parmak izi okuyucusu. Bunun sayesinde cihazın ekran kilidinde doğrudan parmak izinizi açmanız mümkün olabilir. Parmak izini de oldukça hızlı şekilde tanıtıp doğrudan hemen kullanmaya başlamanız da mümkün oluyor. Bunu da inceleme videosunu bitirirken bir dipnot olarak belirtelim. Samsung Galaxy A7 2016 ile ilgili aktaracaklarımız o kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, çekilen fotoğrafları ve videoyu teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.